Rusya gibi doğalgazımız var kardeşim. Ben yatırımcı, canın isterse gel, canın istemezse gelme. Ben kendi kendime yetiyorum. Fakat bizim gibi tamamen dışa bağımlı. Yani yabancı yatırımcı gelmezse, turist gelmezse perişan olacağımız bir tabloda tam da onun için özgürlük çok kıymetli bir hale geliyor. Onun için hukuk, onun için anayasa, onun için bağımsız medya. Şimdi bağımsız medya olmayan bir yere gitmez yabancı yatırımcı. Şimdi tuhaf olan ne? Çıkıyorlar, konuşuyorlar, bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, onu aşağılıyorlar, ona hakaret ediyorlar. Döviz yükseliyor. O sefer diyorlar ki üst akıl bizi batırmaya çalışıyor. Hakikaten çok basit bir şey var ya. O kadar 2+2'nin 4 ettiği kadar basit bir denklem. Para kuruluşları rapor düzenliyorlar. Diyorlar ki bu ülke yatırım yapılabilir bir ülke. Neye bakıyorlar? Hukuk verilerine bakıyorlar, anayasanın uygulanmasına bakıyorlar, bağımsız medyaya bakıyorlar, hapishanedeki gazetecilerin sayısına bakıyorlar. Hepsine bakarak bir rapor çıkarıyor. Diyor ki sen filan ülkeye gidip yatırım yapabilirsin yatırımcılara. Ve sen de güvenilir bulduğu için gidip yatırım yapıyorsun. Paranı çünkü teslim edeceksin. Yarın geri çıkma ihtimalin olduğunda başına bir iş gelmemesi gerekiyor. Benim asıl çok şaşırdığım bir konudur bu. Tayyip Bey mesela hiç umursamıyor. Umursamıyor gözükmek başka bir şeydir. Çünkü en çok onu vuracak. Yani dolar çıkıyor mesela, şunu yapmıyor. Bir konuşma yapıyor, dolar fırlıyor. Ardından çıkıp yumuşatıcı bir şey söylemiyor. Bir tane daha yapıyor konuşmadan. Dolar biraz daha fırlıyor, bir tane daha yapıyor konuşmadan. Şimdi bugün okudum. İdam kararının ne getirip ne götüreceğini bugün tartışıyormuşlar. Bak şimdi. Dünkü Bakanlar Kurulu'nda idam kararının ne getirip ne götüreceği tartışılmış. Şunu anlıyorum o haberden ki daha yeni tartışıyorlar. Önce çıkıyor, konuşuyor, kamuoyuna söylüyor. Kamuoyuna hamaset üzerinden gazı veriyor. Onun yatırımcı nezdindeki etkisi ortaya çıkıyor. Sonra oturup tartışıyorlar. Ama kardeşim sen idam dedin. Ertesi gün de bak döviz aldı başını gitti. Çünkü sen idam dediğinde yabancı yatırımcı şöyle düşünüyor. Ha, bu adam dünyayla bağını koparmaya karar verdi. İdam demek Türkiye için şu anda dünyayla bağını koparma anlamına gelir. Dünya dediğimizde gelişmiş dünyayı kastediyorum. Şimdi bunu diyorsun, döviz yükseliyor, durmuyorsun, bir daha diyorsun. Başka bir şey diyorsun bu sefer. Benim aklımın almadığı o. Mesela ekonomi bakanı çıkıp diyor ki dövizin yükselmesi çok umurumuzda değil. Nasıl umurumuzda değil? Ya her şeyi, köprü ücretlerini bile döviz yapıyorsun. Nasıl umurumuzda değil? Köprü kendi köprü. Hem millete dönüp aman dövizle çok uğraşmayın falan diyor. Sonra kendisi gişe köprülerdeki ücretleri döviz üzerine yapıyor. 10 dolar, 20 dolar, 15 dolar. Eğer dünyaya güven veren, bağımsız kurumları olan, anayasayla teminat altına alınmış bir yargı bağımsızlığı olmayan, bağımsız medya olmadığında veya yabancı yatırımcı gelmiyor, turist de gelmiyor. Gelmediği için bu sefer en çok yoksul halkın cebindeki para gidiyor.